Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Haluk Bayraktar'dan Bayraktar'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na sert tepki. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'la ilgili sorulan soruya özelleşme Türkiye için büyük risk sözlerine tepki gösterdi. Savunma sanayindeki özelleşmenin Türkiye için büyük bir risk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ı kastederek yaptığı konuşmasında, "Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor, sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı ya da Katarlılara bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde artı otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır," dedi. Konuya ilişkin CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Tabii maalesef bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en çok başarı gördüğümüz sektör teknoloji sektörü. Özellikle Baykar yaptıklarıyla son 20 yılda ortada olan bir firma. Son 3 yılda Türk havacılığında ihracat birincisi. Bugün ekranlarda gösterilen Kızıl Elma Savaş Uçağı konseptine yeni bir paradigma getirdi. Baykar o kadar ülkenin yurt dışı operasyonları katkıları bitmiş de Baykar'ın böyle bir şey söz konusu değilken olasılıklar üzerinde firmaya böyle itham etmek çok talihsizlik. Aynı partinin üst düzey yöneticileri daha önce de iftiralar attılar. Dava ettik. Türkiye'de savunma sanayinde hiçbir firma kendi başına değildi. Devlete beyan etmeden üretim yapamazsınız. Bu devletle olan bir şey. Biz 29 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat içinde devletten izin alınıyor. Onay alındığı zaman teknoloji ürünleri ihraç edilebiliyor. Baykar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bağışçı firması. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz? Firmamızı kimseye satmayız," dedi. Haluk Bayraktar, "Eleştirilecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu, buna neden eleştirilmiyor? Biz Baykar olarak bu ülkenin geleceği için gençlerimize yönelik de çalışıyoruz. Bu sene Teknofest'te 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu. Maalesef seçim öncesinde partiler bir tane yanlış bulamayacakları firmamıza iftira atıyorlar. Rahmetli babam bu vakfı kurduğunda bize bir nasihat vermişti. Hiç kimsenin nakdi yardım almayacaksınız diye. Bir şekilde burada bir açık bulunup böylesine önemli bir kazanımı halkın nazarında gözünden düşürmek istiyorlar. Bu işler buraya halkımızın desteğiyle geldi. Bundan sonra da aynı destekle ilerleyecek. Kızıl Elma Harp Arenası'nda yeni destek. Bu uçuşlar esnasında da binlerce parametremiz var." Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.